Uğurcan çok önemli rakamlar konuşuyor. Bonservis rakamları konuşuluyor. Evet. Trabzonspor her sene böyle bir tane oyuncu satabilir. Onu gösteriyor. Rami'yi de alıp belki de ileride çok yüksek rakamları satabileceği bir oyuncu haline getirecek. Ali Mele'yi gördün ama değil mi? Klas oyuncu. Çok klas oyuncu. Yani fiziksel problem olmazsa belli, enteresan işler yapacak bir oyuncu. Yo, fiziği de iyi ya. Bence bir daha bakalım. Bak sen anlarsın futbolcudan Nevzat. Tam ekran verebilir misin Güven, rica etsem? Bir kere siyahi oyuncu ya. Siyahi oyuncu farklıdır biliyorsun yani. Siyahi oyunculara karşı biliyorsun. Allah'tan ülkemizde ırkçılık yok. Seviyoruz yani. Ön tarafta nazlı seri oyuncuları seviyoruz. Çok iyi futbolcu. Yakışır yani şimdi baktığında. Çok iyi futbolcu. Trabzon'da Hakan şey biraz hayal kırıklığı yaradı. Advial değil mi? Advial'dan beklentilere yanıt veremedi. Bence ya ön tarafa böyle bu tarz oyuncular solak olması bir kere onu daha farklı hale getiriyor. Yani aklına geliyor mu sol ayağını kullanan siyahi yetenekli oyuncu? Kim var? Çok fazla mesela aklına gelmez. Yok, gelmedi yani. Çok bir anda fazla gelmedi. Genelde yani sağ ayaklı, yani yetenekli, sol ayağını kullanan siyahi böyle ön tarafta oynayan yetenekli oyuncu ben çok Eslem hatırlamıyorum ama. Geldi. Eslem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abi, merhaba, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen de iyisin inşallah. Çok şükür iyiyim. İyi yayınlar. Nasıl geçiyor günlerin? Bu karantina günleri zordu. Antrenmanlara başladınız. Neler yapıyorsunuz? Biraz evet, anlatırsan. Şöyle kamp dönemi gibi geçiriyoruz zaten. Çok da iyi ilerledik. Tempolu antrenmanlarımız devam ediyor. Bugün de çift antrenmanımız vardı mesela. Yavaş yavaş taktik antrenmanlarına geçtik. Sağ kondisyon olsun antrenmanlarımızı bitirdik. Tamamen taktiğimize yönelmiş durumdayız. Şu an için güzel gidiyor. Eslem, ben tabii senin bayağı küçüklüğünü bildiğim için şunu söyleyebilirim. Evet, evet. Beşiktaş'tan, PAF takımdan çıktın, Erzurumspor'a gittin. Ama asıl şu anda bakıyoruz, istediğimiz performans, yani Eslem kardeşimizden biz bildiğimiz için istediğimiz performans bu sene gösterdin. Ne oldu da bu sene Eslem adını biz daha çok duymaya başladık? Abi şöyle, yani futbolu öğrendim, öyle söyleyeyim. Bir de oynadıkça daha da çok geliştim. Tabii sakatlıklarım vardı. Onları da iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde atlattım. Futbolcu adayıydım. Şu an kendimi futbolcu gibi hissediyorum açıkçası. Kendimi geliştirmek açısından her yönden bilgi edindim. Nasıl geliştirebileceğimi menajerimle beraber olsun veya hocalarımla beraber olsun birebir görüştüm, birebir çalıştım. Eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. Hala eksiklerim var. Şu anda onların üzerine gidiyorum zaten. Ama dediğim gibi oynadıkça, daha çok futbol bilgilendikçe, futbol bilgisi çok başka. Daha çok bilgilendikçe, daha çok öğrendikçe performansım artmaya başladı. Umarım da böyle devam eder. Benim bir futbol sever olarak bakış açımda 8 numara oldun. Bu sene oldun diyorum ben. Evet. Yani 8-10 oynuyordum. 6 da oynuyordum gerçi. Ama işte güncel futbolumuz orta sahayı merkezli çift yönlü oynamayı istiyor. Buna yoğunlaştık. Biraz defansif eksiklerim vardı. Bu sene de bunlara yoğunlaştım. Ama şu an tam 8 oyuncusuyum diyebilirim. Tam 8, yani benim gördüğüm tam 8 oldun Eslem. Tabii evet, kulüp de çok önemli. Yani İstanbulspor gibi, az önce sevgili Nevzat da aynı şeyi konuşuyorduk Nevzat Dindar'la. İstanbulspor gibi gençlere çok önem veren bir kulüpte oynamanın da aslında şanslı isimlerinden bir tanesisin bana göre. Evet, kesinlikle abi. Şöyle, yani İstanbulspor biz gençler için veya benden sonrası gelecekler için veli nimet. Gençlere çok değer veren, önlerini açan bir kulüp. Tabii ki de performansında payları da çok büyük. Kesinlikle öyle. Bakıyoruz şimdi, yaşın daha 22. Kariyer planında neler var Eslem? Abi şöyle, tabii 16 yaşında, 17 yaşında çok başkaydı. Tabii hiçbir şey için geç de değil. Ama ilk kariyer planlamamda inşallah Allah izin verirse Süper Lig'de oynamak, inşallah İstanbulsporlu olursa İstanbulsporla birlikte Süper Lig'e çıkmak veya transfer olup Süper Lig'de oynamak. İlk adımım bu. Yani büyük hayallerim için ilk adım Süper Lig'de oynamak. Süper Lig'de oynarken de işte en büyük hayalim de A Milli takımda oynamak.
İlerisi için kariyerim de güzel giderse yurt dışı neden olmasın? Yurt dışı neden olmasın? Peki Beşiktaş geçiyor mu yine içinden? Çünkü Beşiktaş'ta yetiştin. Abi şöyle tabii ki de geçiyordu ama Beşiktaş'la aslında bağım vardı. Ama bu Mayıs ayı 20'sinde bitti. Tamamen bitti. Yani Beşiktaş'la bağım tamamen bitti. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Fatih Hoca ile ilgili neler söylemek istersin? Fatih Tekke ile ilgili. Ya şöyle, o da öğrenmeye çok açık bir hoca. Her gün kendini yeni bir şeyler öğrenmek için harcayan. Bu sadece futbolda değil. Dışarıdaki yaşantısı olsun. Tamamen bilgi adamı diyebilirim. Yani her şey bilgisi var. Tabii ki futbolculuktan da geldiği için ve çok üst düzey oynadığı için bizlere emeği çok. Yani şöyle söyleyeyim, bizim eksiklerimizi çok, yani birçok kişiden daha net görebiliyor ne eksiğimiz olduğunu. Bireysel çalıştırmayı, birebir çalıştırmayı çok seviyor. O bize tamamen yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii onun gibi böyle büyük bir yetenekle ve büyük bir hocayla birlikte olmak çok güzel. Sevgili Esam, sana çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yolun açık olsun. Bizler de seni aslında, özellikle ben, İstanbulspor formasıyla tabii ki Süper Lig'de görmek çok isterim. Ama olmazsa da artık senin de Süper Lig'de uzun yıllar forma giymeni temenni ediyorum bir abin olarak. Seni çok öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ben de öpüyorum abiciğim. Görüşürüz. Esnem de, senin de vardır böyle çok sevdiğin futbolcu kardeşlerin altyapılarda. Çünkü aynı uçaklarla gidip gelirdik biliyorsun. Gazeteciler bir de PAF takımlarıyla kalırlar. Yani İstanbulspor dediği gibi beli nimet onlar için. Yani büyük bu bir arada şans. Ömer, sevgili Ömer Sarıalioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bize izin verdiği için. Sevgili Ecmal Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir kulüp. Hakikaten çok güzel yönetiyorlar. Mesela transferde de öyle. Şimdi bakıyorsun İstanbulspor'un nesine örnek almak lazım biliyor musun? Bir skala koyuyor. Diyor ki benim yerli futbolcu için ücret bir baremim bu. Yabancı için de bu. Bunun üzerine kesinlikle çıkmayacağım diyor. Ya olduğundan fazlasını harcamıyor. Ve kesinlikle hep harcıyor. Bu. Hep bu. Yani hep bunu yaşıyor. Ayağını yorganına göre uzatmak bu. Bu arada az önce bazen böyle kafaya takarım ben. Ya az önce muhabbeti geçti. Sol ayaklı siyah yıldız aklına geliyor mu? Ya son yılların en iyi 10 sol ayak oyuncusunu, yani konuşulan oyuncuları ben sana söyleyeyim istersen. Bir bak bakalım. Zaten bir numara Messi. Nabil Fekir. Dybala. Antoine Griezmann. Suso. Milan'dan bilirsin. Suso. Evet, seviyeli. Gareth Bale. Onu da bilirsin zaten. David Silva. James Rodriguez. Mohamed Salah. Ve Saul Niguez. İlk 10. Yani ilk hemen hazırlanan liste. Ama bunlar siyahi değil. Bir tane siyahi bulamadım. Var aslında. Söyleyeyim mi? Söyle. Aklıma geldi. Matuidi. Matuidi. Yani... Bu kategorideki oyuncu mudur? Tabii, ama orta, o da özel yani, bir oyuncu. Doğru. Doğru. Başka bir şeyi var mesela. O yüzden ben farklı buldum. Ali mi? Tabii çok. Ya mesela ben diyorsun. Mesela Pedro. Fenerbahçe için falan ismi geçti ya. Chelsea'den. Pedro. Eski Barcelona'lı. Şimdi Pedro çok özel bir oyuncu. Niye biliyor musun? Abi Pedro her iki ayağıyla top sürüyor. Ben mesela böyle enteresan özelliklere bakarım. Oyuncunun her iki ayağıyla top sürüyor. Aklıma geliyor bak Lukaku. Solu süründürüyor vallahi. Bak Lukaku doğru. Kim buldu? Okan mı buldu? Sen yok mi? Güven canım, Güven. Güven ansiklopedi gibi maşallah. He, Lukaku da doğru. Lukaku. Ama hani top sürme özelliği bakımından böyle arıyorsun yani. Tabii tabii. Çok iyi. Ali Melek müthiş futbolcu bence. O yüzden farklı çok yani. İyi yatırım yapmış yani. Yatırım olur. Trabzonspor bu işi çok iyi biliyor. İyi biliyor. Doğru adımlar atıyor. Yani. Şimdi yalan yok. Mesela Fenerbahçe doğru adımlar atıyor. Mesela Gölcükspor'dan aldığı kardeşimiz yine altyapıya bazı yaş kategorileri için transfer. Fener'de şöyle bir durum var yani Sakan. Fener'in ben bir kere destekliyorum. Yani hiç böyle bir politikayı eleştirecek halim yok. Ama Fenerbahçe üzerinde, Ali Koç üzerinde, kulüp üzerinde öyle bir baskı var ki şampiyon olmak zorundasınız. Evet. Yani şimdi şampiyon olmak zorunda olan bir takımın gençlere yatırım yapması, yani o biraz sıkıntılı bir süreç. Yani bir anda başarı istiyorsanız daha hazır oyuncularla o başarıya ulaşırsınız. Ama Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası sabırlı olacaksa, ki biraz zordur Fenerbahçe'de çünkü her sene başarı istenir. Yani Fenerbahçe'nin böyle kupasız 4-5 sezon kabus gibi Fenerbahçe için. O yüzden bu işi Fenerbahçe'de yapmak biraz zor. Trabzon'da yaparsın. Trabzonspor'un zaten
geleneğinde genç oyunculara yatırım yapmak, genç oyuncuları oynatmak, parlatmak var zaten.